Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü evine hoş geldiniz. Bugün sizlere Şişli'de yapılan bir çocuk patiğini, çetiğini anlatacağım. İki renkli. Patiğimiz için şöyle pembe bir de beyaz ip kullandık. Şöyle bakın. Şuradan başlıyoruz 35 ilmekle. Örüyoruz 3-4 diş arası ne kadar seviyorsanız burasını. Sonra diğer ipimizi takıyoruz ve arttırmaya başlıyoruz. 4 tane 5 tane. Tekrar bir sıra beyaz iple aroşa ön yüzeyden. Sonra tekrar bakın arttırıyoruz. Burasını istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Ben 3 diş yaptım. Bakın bitmiş hali şöyle olacak diktiğimiz zaman. Bakın şöyle. Bitmiş hali böyle olacak. Ben şimdi böyle açık halini sizlere bırakmak istiyorum ekranda. Buradan da yapabilirsiniz. Sizler dilediğiniz büyüklükte yapın bence. Ben böyle bilmiyorum kaç yaş tam. Şimdi sayı veremiyorum. Ama 2-3 yaş, 4 yaşa kadar olur herhalde. Şimdi ben sizlere daha çabuk olsun diye modelimiz 35 ilmekti. Ben böyle 15 ilmekle başlıyorum daha çabuk anlatayım diye. Bakın ilmeklerimizi attık diyelim. Şöyle hemen hızlıca geçiyorum. Tamamını arkalı önlü 3-4 diş aroşa örüyoruz. Bu büyüklükte yapacaksanız 35 ilmek. Normal patiklik ipten de yapabilirsiniz. Bebe yününden de yapabilirsiniz. 3 numara şiş kullanıyoruz. Bakın arkalı önlüğü 3 ördük. Burasını 3 veya 4 diş öreceksiniz. Şimdi renkli ipimizi hangi ipten yapacaksak renkli ipimizi hemen diğer beyaz ipime bağlayacağım. Siz modelimi izlerken. Tam anlaşılır olsun diye. Dilediğiniz renklerden yapın. Sevdiğiniz çocuklarınız hangi renkleri seviyorsa kendiniz. Bakın şimdi renkli ipimizi yine renkli ipimizle arka yüzeyden. Her zaman renk değiştirdiğimiz zaman arka yüzeyden iplerimizi bağlıyoruz. Bakın şöyle tamamını diyelim ki bu 35 ilmek. Eğer bu büyüklükte yapacaksanız 35 ilmeğimizin tamamını renkli ipimizle ördük. Sonra ön yüzeye geldiğimiz zaman bakın benim şimdi ilmeğim az olduğu için benim 15 ilmek 7'sini öreceğim. 2, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi örüyorum. Ama 35 ilmek yaptığınız zaman sizler 17 ilmek öreceksiniz. Sonra 1 doluyoruz bakın. 1 doluyoruz. 17 ilmeğimizi ördük. 1 doladık. Bir tanesini örüyoruz. Tekrar doluyoruz. Şimdi yine diyelim burada 17 ilmeğimiz kaldı. Onu da örüyoruz. Beş tane böyle arttırıyoruz iki yanlardan. Beş bir yandan, beş de bir yandan arttırıyoruz. Arka yüzeyde tamamını ters örüyorum. Bakın, doladığımızda beraber ters örüyorum. Yine doladığımızda örüyorum ve çıkıyorum. Çok kolay ve zevkli bir çocuk patiği diyorum ben. Çocuk çetiği. Patik daha uzun olur. Şimdi ön yüzeye geldik. Bakın yine aynı ipimizle devam ediyorum. Şimdi burada diyelim 17 ilmeğimiz vardı. Bir de doladık. 18 oldu. 18'i doladık. Yine aynı bakın. Şöyle buradan hemen doluyorum. Tekrar ördüm 3 ilmeğimi, tekrar doladım.
17 ilmeğimizin tamamını hep örüyoruz, ortadan arttırıyoruz. Arka yüzeyi örerken yine aynı şekilde siz modelimi izleyin. Arka yüzeyden tamamını ters örüyoruz. Ön yüzeylerde arttırma yapıyoruz. Bakın zaten modelimizde de belli. Ortadan bir taneyle başladık. 11 ilmeğimiz bu tarafa doğru oldu. 5 oradan, 5 oradan. İsterseniz 4 örnek arttırın, isterseniz 5. Burasını 1, 2, 3, 4, 5 tane. İsterseniz 1, 2, 3, 4 tane de arttırabilirsiniz bir yandan, 4 tane de bir yandan. Yani bir de ilmeğimiz vardı, 9 ilmeğimiz de olabilir. Sonra bir diş araşı örüyoruz. Şimdi bakın hemen yine son olarak arttırma yerini gösteriyorum. Sonra da beyaz olan yerine geçeceğim. Şimdi bakın yine örüyoruz aynı şekilde. 17 ilmeğimizi ördük diyelim. Burada tabii 17 yok. Ördük, hemen doluyoruz. Hep ortadan arttırmalar oluyor. Doladık. Ve diğer yanına geldiğimiz zaman burada yine 17 ilmek kalana kadar örüyoruz ve doluyoruz. Tekrar örüyoruz. Şimdi diyelim ki 4 veya 5 sefer arttırdık buradan. Şimdi bırakıyoruz renkli ipimizi. Hemen beyaz ipimize geçiyoruz. Yine bakın arka yüzeyden, yine arka yüzeyden örüyoruz. Şöyle arka yüzeyden tamamını ters örüyorum. Tamamını. Hiç arttırma falan yok. Zaten arttırmaları ön yüzeyde yapıyoruz. İki renkli bir bebek çetiği diyorum ben. Çocuk çetiği. Şimdi ön yüzeye geldiğimiz zaman düz değil de tamamını araşı örüyoruz ön yüzeyde. Bir diş. Yani bir sıra. Bakın bir sıra tamamını araşı örüyorum. Sizler bundan kendinize de yapabilirsiniz. Daha büyük ama sayılarını bilemiyorum izleyicilerim. Soruyorsunuz. Şimdi ben burada sadece yaptığım modellerin sayısını verebiliyorum. Diğerlerine tam sayı veremiyorum yanlış olmasın diye. Bakın şimdi yine beyaz ipimizi bıraktık. Bıraktık. Tekrar başladık pembe ipimizle. Yine pembe ipimizle başladıktan sonra tamamını arka yüzeyden pembe örüyorum. Tamamını bu renkten örüyorum. Renkli ipten, hangi ipten yapacaksanız o renkten örüyoruz. Şimdi ön yüzeye geldiğimiz zaman bakın. Şimdi ön yüzeye geldik diyelim. Burada düz örüyoruz tamamını. Düz örüyoruz. 17 ilmeğimizi örüyoruz. Artı bir de arttırdığımız ilmekleri örüyoruz. Şimdi bizim şöyle 17. Eğer 4 tane arttırmışsak 21 ilmek öreceğiz. 21 ilmekten sonra burasını 21 ilmek öreceğiz. Sonra dolayacağız. Bir ilmeği tekrar öreceğiz. Tekrar dolayacağız. Zaten bu tarafa da 21 ilmeğimiz kalacak. 4 tane arttırırsak, 5 tane arttırırsak 22 ilmeğimiz olacak. Böyle devam edeceğiz. 2 tane pembe yapacağız. Sonra en sonda aynı alt kısmında ördüğümüz gibi, yani başlarken ördük ya, alt kısmını da aynı o şekilde araşı öreceğiz. İstediğiniz genişlikte. Arka yüzeyde tamamı ters. Başlarken de söylemiştim. Çok kolay ve zevkli bir çetik, patik. Sizler nasıl diyorsanız. Bence evinizde ip varsa hemen hangi ip olursa olsun
Hemen çocuğunuza örün. Zaten kışın, yani kış ayındayız. Hemen sıcacık ayağında dursun. Örgü bilmeyenler bile bunu örer diye tahmin ediyorum. Ön yüzeye geldiğimizde yine aynı şekilde, aynı başladığımız gibi 22 ilmeğimizi örüyoruz. Yani kaç tane buradan arttırdığınıza bağlı. Bakın ördük diyelim 22 ilmeğimizi. Yine doladık. Burada 3 ilmeğimizi örüyoruz. Bakın sonra tekrar buradan arttıracağız. En sonda aynı burası gibi aroşe yapacağız. Bakın şöyle dursun. Burada küçük yaptık bunu. Daha çabuk sizler için olsun diye. Yani biraz karışık gibi gelebilir. Bu yavrusu diyelim. Şimdi bakın sevgili izleyicilerim, tekrar hemen kısaca geçmek istiyorum. Bu büyüklükte eğer yapacaksanız çetiklik veya patiklik hiç fark etmez. 35 ilmekle başlıyorsunuz. 3-4 diş aroşe örüyorsunuz. Sonra 35 ilmeğimizin 17'sini örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir tane örüp bir doluyoruz. Tekrar burada zaten 17 ilmeğimiz kalıyor. Burada 4 veya 5 sefer bu işlemi yapıyoruz. Sonra bir sıra aroşe örüyoruz beyaz ipimizle. Sonra tekrar yine burada kaç ilmek arttırmışsak onunla örüyoruz. Tekrar aynı yerden arttırma yapıyoruz. Burada tamamını aroşe örüp dikiyoruz sonra iğneyle. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıklı ve mutlu kalın sevgili değerli izleyicilerim diyorum.